Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus cep telefonlarının Türkiye fiyatlarını değerlendireceğiz. beni ya da teknoloji okuyu takip ediyorsanız ki bence edin mutlaka sosyal medyada vesairede Daha önce yaptığımız bir iPhone fiyatlarının Türkiye'de neden pahalı olduğunu anlatan bir video vardı. Hatta orada böyle elime kalemi almıştım. Bizim de büyük bir e e bordumuz var. Orada böyle kalemle beraber anlatmıştım. Fiyatın şöyle olduğunu, böyle olduğunu, Amerika fiyatının şu olduğunu, Türkiye fiyatının bu olduğunu. Orada Samsung örneğini vermiştim. Neden? Çünkü Samsung Amerika'da satan bir markaydı. Başka markalar Amerika'da birebir her modelini satmadığı için Amerika'da satılan bir Samsung'da iPhone'un fiyatını, Amerika fiyatlarını ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırmıştık. Şimdi eğer o videoyu merak edenler varsa üst taraftan onun linkini çıkartacağımı söyleyeyim. Oradan tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. O videoda bir karşılaştırma yapmıştık. Şimdi Note 10'un duyurulmasıyla beraber bazı şeyler değişti arkadaşlar. Daha doğrusu Note 10 ailesinin duyurulmasıyla beraber. Artık Note 10'la beraber e, Note ailesinde birden fazla model var. Note 10 ve Note 10 Plus olmak üzere iki farklı model Türkiye'ye de geliyor. Dün akşam tanıtıldı. Yani bugün 8 Ağustos, 7 Ağustos'ta tanıtıldı. Akşam dediğim bize göre akşam Amerika'da sabah saatlerinde oluyordu. Tanıtımla beraber telefonların Türkiye fiyatları da belli oldu. Şimdi ekranı bir tablo getireceğim ben. E, o tabloda Samsung Galaxy Note 9'un Aralık ayında yapmıştık biz o videoyu. O dönemki Amerika fiyatı ve Türkiye fiyatını koyacağım e, Note 10 ve Note 10 Plus'ın e, modellerinin Amerika ve Türkiye fiyatlarının fiyatlarını koyacağım buraya. Note 10 ve Note 10 Plus modellerinin Amerika fiyatlarıyla Türkiye fiyatlarını yine ekrandaki tabloda göreceksiniz. Aynı zamanda hani örnek vermesi açısından bir önceki seri olan Samsung Galaxy S10 Plus'ın da Amerika fiyatı ve Türkiye fiyatını vereceğim. En azından hani Samsung'un ne gibi bir değişiklik yaptığını siz de görmüş olacaksınız. Bugüne kadar Samsung ne yapıyordu ki bunu başka markalar da yapıyor bu arada arkadaşlar. Birçoğumuz yapıyor bunu. Amerika'daki fiyatını işte Japonya'daki fiyatının, Çin'deki fiyatını alıp işte o, o, o ülkenin kuruyla çarpıp işte Türkiye'de niye bu kadar pahalı filan diyoruz. Tabi bunun sebepleri var bu arada sadece firmaların kendi pahalı satmalarından kaynaklanmıyor. Türkiye'deki vergi sisteminden de kaynaklanan bir durum var. Ama son düzenlemeyle beraber şu çok açık ve net görülüyor ki Samsung artık Türkiye'deki özel fiyatlandırmasını bırakmış durumda. Niçin bunu söylüyorum? Şöyle gelin bakalım. Şimdi Note 9'un 512 GB'lık sürümün Amerika fiyatı, Aralık ayı fiyatları bu arada bunlar. 1249 dolar idi. Bunun TL karşılığı 6700 TL imiş. O dönemki kurla konuşuyorum. O dönemki Türkiye fiyatı ise 8999 yani Amerika'da 6700 dolar olan bir telefonu Türkiye'de 9000 lira gibi bir fiyattan satıyormuş Samsung Türkiye. Yani makul bir rakam mı? Bence kabul edilebilir bir rakam çünkü vergiler ÖTV şu bu derken zaten hani firmanın da kar etmesi gerekiyor. Makul rakamlar vardı. Peki S10 Plus'ta ne oldu? Bir önceki model olan S10 Plus'ta 999 dolardan Amerika fiyatı başlıyor. Bu modelin bizim seçtiğimiz sürüm ise 512 GB sürüm bu arada. 5474 TL yapıyor bugünün kuruyla. Bugünün kuru için söylüyorum bunu. Peki bu telefonun şu anki Türkiye fiyatını 7499 TL. Yani Samsung Galaxy S10 Plus'ın 512 GB'lık sürümün Amerika fiyatı yaklaşık 5500 TL iken Türkiye fiyatı 7500 TL civarında. Yani arada yine bir 2000 liralık bir fark söz konusu. Bu kabul edilebilir mi? Bence de bu kabul edilebilir. Yani yaklaşık %40'lık bir artış var. Evet yüksek bir rakam gibi görünüyor. Ama kabul edilebilir bir ölçüde kalmış yine. Nispeten söylüyorum bunu. Peki Noton ailesinin duyurulmasıyla beraber ne oldu? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi ikisi de 256 GB bunlar fiyatlarını söyleyeyim. Noton'un 256 GB'lık sürümünün Amerika fiyatı 949 dolar iken ki bu 5204 TL tekabül ediyor Türk parasıyla. Türkiye fiyatı 9899 TL olarak açıklandı. Yani neredeyse %90'a yakın fark var. Ya yani burada çok ciddi bir fark olduğunu söyleyeyim. Yani böyle arada neredeyse baktığımda 5200 lira nerede? 9899 TL nerede? Yani arada 4000 lirayı aşkın, 4000 liradan da fazla 4600-4700 liraya çıkan fiyat farkı var. Peki s Plus'ta durum nedir? Amerika fiyatı 250 GB için 1100 dolardan başlıyor bu telefonun. TLF karşılığı 1100 doların bugünkü kurulu 6029 TL yapıyor. Peki telefonun Türkiye fiyatı ne? 11399 TL. Bu da neredeyse yine 6000 lira desek öbürünü 12000 desek hani 11000 desek yani 12000 yani 12, lira olsa %101 fark söz konusu, %90'ı yine aşan veya yaklaşan bir rakam oranı var. Anladığım kadarıyla Samsung Türkiye bundan sonra, Türkiye önemli diyor, evet geçen hatta dün akşamki toplantıda söylediler, Türkiye e, not ailesinin kullanımında dünyada 5. ülke olduğunu söylediler ama fiyatları artık e, Türkiye için özel bir fiyat politikası güdülmüyor. Hani vergiler, şunlar, bunlar, karlar, şurada derken işte ÖTV'siydi, şu suydu, bu suydu derken Samsung artık Apple'da olduğu gibi yüksek bir rakamdan satmayı planlıyor. Satabilir mi? Valla bu rakamlarla biraz zor onu söyleyeyim. Yani Noton çok güzel bir telefon. Evet kabul ediyorum bunu. Donanım da harika. Gerçekten de başarılı. E, Note Noton Plus da çok güzel bir telefon ama bir telefona 10.000 TL vermek o kadar kolay bir şey değil çok ciddi bir bütçenizin olması lazım. Paranızın hesapsız, kitapsız bir paraya sahip oluyor olmanız lazım ki çok parası olanların da bence böyle bir telefon alacağını düşünmüyorum. hesapsız, kitapsız olarak yapılan bir alışverişten anlayabilecek bir rakam 10 bin lira epey iyi bir rakam olduğunu belirteyim. Noton Plus için her şey söyleyebilirim. Onun fiyatı da 11.399 yani 11.500'e yakın bir rakam. Yani bu rakamla beraber hani bu telefonu almak çok mantıklı bir noktada değil. Hani fiyatlar düşecek bence. Yani bu fiyatlarla pek satabileceğini zannetmiyorum Samsung'un. Ama belki hani amiral gibimiz bu. Biz bu fiyatı istiyoruz. aşağıda inmez de diyebilirler. Ama ben eğer Note 10 almayı düşünüyorsanız biraz daha beklemenizi öneririm. Ya da hani S10 Plus gibi bir modele yönelmek şu rakamlarla daha mantıklı görünüyor. Çünkü S10 Plus ile Note 10 arasında öyle hani wow diyecek bir fark yok. Bir kalem farkı var. Ee, o da çok şey mi, çok önemli mi kişiye göre değişir belki. Bazı çok kalem istiyor. Ben çok gördüm etrafımda. Ee, ama alınır mı alınmaz mı biraz size kalmış ama rakamın çok yüksek olduğunu söyleyeyim. Yani uzun lafın kısası toparlamam gerekirse Samsung Türkiye'deki özel fiyatlandırma politikasını Noton'la beraber sonlandırmış görünüyor. Bundan sonraki amiral gemisi modellerde ne olur? Bunun için biraz beklememiz gerekecek. Çünkü şu anda en yakın görünen amiral gemisi S11 Gelecek o da işte Ocak Şubat Martı bulur gelmesi o bakımdan biraz daha beklememiz gerektiğini söyleyebilirim. E orta seviyede veya işte giriş seviyesindeki telefonlarda belki böyle bir fiyat farkı çok olmayabiliyor veya göze batmayabiliyor ama Amiral gemilerindeki bu Amerika ile Türkiye'deki fiyat farkının yüksek olması tüketicilerin alışverişinde yapmamalarına sebep olan önemli etkenlerden bir tanesi veya farklı alternatiflere yöneliyorlar. Yani bu parayı vereceğimi şunu alabilirim, bunu alabilirim gibi seçenekler de karşısına çıkıyor tahmin ediyorum. Sizin de Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus telefonlarının Türkiye fiyatlarıyla ilgili yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizi Okuyoruz, değerlendiriyoruz ve sizlere daha iyisini yapmak için sürekli çalıştığımızı söyleyeyim. Youtube kanalımıza abone aboneysenizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.